إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kıymetli arkadaşlar, Allah'ın lütfu inayetiyle Ramazan'a idrak etmiş bulunmaktayız. Bu gece ilk teravihi inşallah Rabbimizin inayetiyle ihya edeceğiz. Tabi teravihden önce 29 veya 30 gün boyunca sizlere dilimizin döndüğü oranda vaaz etmeye gayret edeceğiz. Yine elimizde bizim genelde takip ettiğimiz, yani ezbere konuşma yerine mutlaka bir ders yapacaksak veya bir konu işleyeceksek elimizde bir kaynak vardır. O kaynakla gideriz. Dolayısıyla o kaynağa bazen ilavelerde bulunuruz, bazen ihtisar ederiz, bazen gelen duruma göre ilavelerde bulunuruz. Şimdiki elimde bulunan kitap 30 oruçlu için, yani oruçtan kimse için 30 ders. Kitap Doktor Aid Elkani tarafından hazırlanmış. Oruçlu için 30 ders. Yani Ramazan orucunu ihya eden bir kimse için 30 ders. Yani her güne bir ders. Ramazan boyunca bu kitapta alıntı yaparak konumuzu işlemeye gayret edeceğiz. Allah-u Teala bizlere öğreneceklerimize amel etmeyi muvaffak eylesin. Ramazan'ı razı olduğu şekilde ihya etmeye bizlere muvaffak eylesin. Ve bu ayı özelde bizlere ve genelde ise bütün Müslümanlar için hayırlara sebep kılsın. Bir ve takvada birbirimize yarışa girmeyi bizlere Rabbimiz ihsan etsin. Birinci derse demiş ki Aiz el-Karni, Hedyus sallallahu aleyhi ve sellem fi Ramazan. Şöyle diyebiliriz. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayındaki sünnetleri veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayını ihya etmesi veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı Ramazan ayında takip etmek. Niye? Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bizim önderimizdir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimizin bizler için göndermiş olduğu elçidir. En son Resul'dür. O hem insanların hem cinlerin peygamberidir ve o bize babamızın bile vermeyeceği şeyleri getirmiştir. Dolayısıyla Resulullah bizim hayatımızın her alanında bizim örneğimiz ve önderimizdir. Aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününde de bizim için hem kurtuluş sebebidir hem de şefaatçimizdir. Biz Müslümanlar önder olarak, lider olarak, kendisine ittiba edilen kimse olarak sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı biliriz ve biz inanırız ki kurtuluş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymaktandır. Aiz el-Karni de bunu belirterek sanki bunu söyler gibi demiş ki işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'daki uygulamaları. Bir alıntı yaparak demiştir ki Yekulu İbni Kayyim Rahimahullah. İbni Kayyim demiştir ki Allah ona rahmet etsin. Ve kana min hadi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygulamalardan bazıları veya bir kısmı fi şehri Ramazan, Ramazan'da şöyleydi. Yani Resulullah Ramazan nasıl ihya ederdi? Şimdi bizler herhangi sıradan birisini örnek alarak ne yapamayız? Rabbimizin bize emretmiş olduğu kulluk ibadeti yerine getiremeyiz. Ancak bizim için Resulullah örnek olduğundan dolayı bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek almak zorundayız. İşte İbn Kayyim da diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da ne yapardı? El iksaru min enva'i ibade. O ibadetleri çoğaltırdı Ramazan'da. Yani Allah'a kulluğu, Allah'a ibadeti Ramazan'da kat kat fazlalaştırırdı. Fekâne Cibrilu Aleyhisselam yedrusul Kur'an. Cibril Aleyhisselam onunla Kur'an ne yapardı? Ders yapardı. Yani Cebrail Aleyhisselam Ramazan'da Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelir ve Ramazan'da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la Kur'an'ı ders yapardı. Yani Kur'an dersi yapardı. Şimdi bugün bizim toplumumuza bunun karşılığı ne? İnsanlar mesela günümüzde mukabele okuyorlar değil mi? Ramazan başladığı zaman. İşte erkekleri olsun, kadınları olsun, camilerde olsun, işte evlerde olsun. Herkes mukabele yapıyor.
İbn-i Kayyım diyor ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da Cibril Aleyhisselam ona gelirdi ve onunla beraber ne yapardı? Ramazan'da Kur'an dersi yapardı. Şimdi yedarasehu diyor. Ders demek sadece birisi okuyacak, işte mesela günümüzde mukabele yapıyorlar. İnsanlar birisi işte okuyor, diğerleri dinliyorlar ama kimse hiçbir şey anlamadan 30 ay boyunca Kur'an'ı bitirip gidiyorlar. Bu esasında bir yerde boşuna yorulmaktır. Ama bir yerde ise hadiste bize varit olduğundan dolayı evet Kur'an okumak ibadettir. Rabbimiz bize Kur'an'ı anlamayı, onu idrak etmeyi, onun bize çizmiş olduğu yollar neyse ona uymayı öğretmiştir. Kur'an bizim sadece şifa niyetiyle veya işte mukabele olsun veya insanlar bizim güzel sesimizi duysunlar diye okunacak bir kitap değildir. Evet Kur'an'ın bu yönleri var ama aynı zamanda Kur'an'ın asıl maksadı, asıl gayesi yeryüzünde insanların uyacağı kanunları, nizamları, ilkeleri, yönetmenlikleri vaz etmektir. Yani Kur'an ister birey olsun, ister toplum olsun, toplumun hayatına yön veren bir kitaptır. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yani Kur'an, belki Resulullah döneminde Kur'an ilimler yok. Daha sonra da mesela Kur'an ilimleri, Ulumul Kur'an diye bir ilim ne yapılmıştır? Müslüman alimler tarafından ortaya konulmuştur. Ve bu Kur'an'ın işte çeşitli yönlerde incelemesi, işte nesih ve mensuhun bilinmesi, işte Kur'an'ın garipleri, Kur'an'da yabancı olan kelimeler, işte Kur'an'ı anlama yöntemi ve benzerleri. Dolayısıyla aynı zamanda Kur'an Ramazan ayında nazil olmuştur. İşte bir Müslüman evet normal zamanlarda Kur'an'la hemhal olacak ama Ramazan'da bunu zirveye çıkartacak. Ha belki adam diyelim ki Kur'an Arapçasını işte 5-6 hatim Ramazan'da yapabilir. Bu meselenin başka bir yönü. Aynı zamanda Kur'an, Bakara'yı okuduğu zaman Rabbil Alemin olan Allah kendisine neleri istiyor? Âl-i İmran'ı okuduğu zaman kendisine neleri istiyor? Nisa'yı okuduğu zaman kendisine neleri istiyor? Maide'yi okuduğu zaman kendisine neleri istiyor? Yasin suresini okuduğu zaman Rabbimiz kendisine neleri istiyor? Bunların da aynı zamanda belli bir oranda ne yapması lazım? İdrak etmesi gerekiyor. Yoksa Kur'an'ı okuyan bir adam bir saat önce Kur'an'ı okuyor, sokağa çıktığı zaman Kur'an'ın emretmiş olduğu şeyleri ne yapıyor? Aksini işler yapıyor. Şimdi Kur'an'ı bilmeyen bir adam, Kur'an'ın kendisine ne istediğini bilmeyen bir adam tabii ki Kur'an'a aykırı hareket eder. Düşünün ki elinizde bir belge var, bunu okuyorsunuz ama hiç anlamını bilmiyorsunuz. Siz buna tabii ki aykırı hareket edersiniz. Sıradan bir dünyalık olan bir elbisedir, bir araç gereçtir vesaire. Bunu bile biz kullanacağımız zaman ne yapıyoruz? Bizim gibi insanların üretmiş olduğu şeye diyor ki bunun kullanma kılavuzu var. Bu doğrultuda kullanırsanız bu üründe istifade edersiniz. Yok buna aykırı hareket ederseniz diyelim ki bu üründe normal şartlarda 5 sene istifade etmeniz gerekirken siz kafanıza göre gelişi güzel kullanırsanız en fazla 1 sene istifade edersiniz. Kur'an'da ifade yerinde ise Allah'ın insanlar için göndermiş olduğu kullanma kılavuzu diyebiliriz. İşte diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında Cibril Aleyhisselam'la Kur'an'ı ders yapardı. İşte burada mukabele yapacaksak özellikle arkadaşlar yapmamız gereken ilk iş şu. Evet, Kur'an Arapçasını okuyalım. 2-3 arkadaş bir araya gelelim. Çok insan toplamaktansa 2-3 arkadaş gelelim. Arapçasını okuyalım, bir ayda bitirelim. Ama bununla beraber onun mealini, onun bize ne istediğini mümkünse tefsirini ihtisar bir şekilde ne yapmamız? En azından Ramazan'da bunu yerine getirmemiz lazım ki ha gerçekten biz Ramazan'da Kur'an okuduğumuzu anlayabilelim. Yoksa dediğim gibi işte gidip bir hoca efendiye sipariş verip de bir hocaya ya ey hoca işte benim geçmişlerime, atalarıma ve işte falancam için işte bir dua et, bir de ay sonunda bir hatim yap, bir de ay sonunda sana belli şeyler veririm. Ki zaten insanın beklentisi odur. Yani sen birisine sipariş verdiğin zaman hatimler adamın zaten ay sonunda mutlaka beklentisi olacaktır. Ne olacak? Burada hem okuyan husrandadır hem de okutan husrandadır. İkisi kar yaptıklarını düşünürler. Esasında hem okutan ziyandadır, yani zarardadır, hem de okuyan aynı zamanda zarardadır. Kur'an'ın maksadı dediğim gibi yeryüzünde insanların hayatlarına yön versin diye gelmiştir. Devamında diyor ki وَكَانَ اِذَا لَقِيَهُ جِبْرِلٌ O Cibril'le karşılaştığı zaman اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ Hayır yapmaktan rüzgar gibidir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani Resulullah cömertlikte özellikle Ramazan'da Cibril'le karşılaştığı zaman rüzgar nasıl eser, nasıl gürlerse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da el-mursele, esen rüzgar gibiydi. Gönderilen rüzgar gibiydi. وَكَانَ اَجْوَدَ nas O insanların en cömertiydi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle tarif etmişler Resulullah'ı.
Resulullah öyle bir kimseydi ki aleyhissalatü vesselam hayatında sadece la ilahe illallah hariç bunun dışında hiçbir şey la dememiştir. Yani kim kendisine ne istemişse, ne denilmişse, hatta bir ara işte infak ediyor. Hazreti Bilal diyor ki ey Allah Resulü, sanki hani senin elinde olmayan bir şey borç alıyorsun, infak ediyorsun. Diyor ki arşın sahibi katında olanların tükeneceğinden korkma diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve ecvedu ma yekune fi ramazani yekteru fihi mine sadakati. O Ramazan'da bunu daha ziyadeleştirdi. Sadakayı fazlalaştırdı. Vel ihsan. Ve ihsanı ziyadeleştirirdi. Nedir ihsan? İhsan Cibril hadisinde bize tarif edilirken bir kul, bir insan Allah'ı görür gibi ona kulluk etmesidir. Sen her ne kadar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen her ne kadar Allah görmesen de o seni ne yapmaktadır? O seni görmektedir. Celle ve Ala. Ve Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de övmüş olduğu kimseler arasında ve sevdiği kimseler muhsinlerdir. Allah muhsinleri sever. Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Allah ihsan derecesi sahibi olan kimseleri ne yapar? Onlara rahmetine muamele eder. Yani muhsin, ihsanla iş yapan kimsenin statüsü budur. Devamında ve tilavetul Kur'anil Kerim ve o Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederdi. Ve salatu ve o namaz kılardı. Yani özellikle bizim teravihlerde insanlar mesela teravih namazını kılacakları zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki acaba en hızlı hangi hoca kıldırır diye bunun hesabını yapıyorlar. Daha da garip olanı da mesela diyelim ki hoca çağımızda en büyük tanrılarda putlardan birisi olan futbol için insanları ne yapıyor? Teravih bir yere sıkıştırarak insanlar ne yapıyor? Erken bırakma babında futbola yetişsinler diye namazda ihtisara gidiyor, yani kısaltmaya gidiyor. Bu ahmaklığın zirvesidir. Bir insanın kendisi yapabileceği en büyük hakaretlerden bir tanesidir. Tabi toplum kendi dinine değer vermediklerinden dolayı, dinlerden bir haber olduklarından dolayı onları yönlendiren kimseler de istedikleri şekilde yönlendirirler. Şu bir gerçektir. Bilmeyen birilerine uymak zorundadır. Bu böyledir. Yani bu dünya hayatında da böyledir. İnsanlarla ilişkilerde de bu böyledir. Yani yetenekli olan, söyleyen, üreten kimseler mutlaka yönlendirirler. Düşünün ki dininde hiçbir haber olmayan bir kimse dünyalıkla alakalı meselelerde hiç kimse itibar etmezken kendi hesaplarını en ince detayına kadar yapan kimseler dini söz konusu olduğu zaman sıradan birisine veya diyelim işte Ramazanlarda belli ekranlara çıkıp işte sadece o aylara özel olarak vitrin şeklinde çıkıp insanlara belli şeyler söyleyen kimselere SMS yoluyla, işte diyelim WhatsApp yoluyla ve benzeri şeylerle işte sorular sorup bu soruların cevaplarını almaları. Şimdi Ramazan'da genelde bizim toplumumuzda konuşulan konular bellidir. İşte sakız orucu bozar mı? İşte sinek insan ağzına kaçtığı zaman orucu bozulur mu? Vesaire. Hep bu konular konuşulur. Bunun dışında pek bizim ülkemizde fazlası olmaz. Devamında ve zikr ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında zikri çoğaltırdı. Yani Allah'ı anma, Allah hatırlama ve itikaf ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı zamanda Ramazan'da itikaf yapardı. Günümüzde belki itikaf unutulmuş sünnetlerden bir tanesidir. Bizim ülkemizde müftülükler artık son dönemlerde yapılan bazı bağımsız çalışmalar sonucu bazı camileri itikaf için şurada itikafa girilebilir demek zorunda kalmışlardır. Mesela bizim ülkemizde eskiden böyle bir şey yoktu. Ama Müslümanlar son zamanlarda dediğim gibi bağımsız bir şekilde işte itikafla alakalı ya bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Dolayısıyla bir insan Ramazan'ın son 10 günü en az mezheplerde bunun durumu değişiyor. Resulullah Ramazan'ın son 10 günü hayatı boyunca ne yapmıştır? Mescide girmiştir. Ne yapmıştır? Burada çıkmamıştır. Olağanüstü bir durum olmadı müddetçe. Bir cenaze veya birisinin asli bir ihtiyacı olan bir durum söz konusu olmadı müddetçe Resulullah Ramazan'ın son 10 günü ehline uzaklaşır. Mescide girer. Orada ne yapar? Allah zikreder. Kur'an'ı tilavet eder. Efendimiz Aleyhisselam namaz kılar ve benzeri şeyler. Yani dünyada bütünüyle kendisini alıkoymak. İtikafın bir diğer ismi ise kendisini belli bir yere hapsetme, kendisini belli bir yerde ne yapma, alıkoyma anlamındadır. İşte Resulullah'ın Ramazan'da yapmış olduğu durumlarda yani işlerden bir tanesi ise neydi? İtikaftı. Şimdi buraya kadar İbn-i Kayyım'da aktarmış olduğum hususları şöyle toparlamamız gerekirse günümüzdeki Ramazan, insanların Ramazan anlayışıyla bizdeki Ramazan anlayışları, yani Resulullah'ın Ramazan ihyasıyla bizim Ramazan ihyamız.
Bakıyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatında Kur'an'ı ders yapma, efendim söyleyeyim, rüzgar gibi cömert olma, ne yapma, sadaka verme, ihsan derecesinde iş yapma, Kur'an'ı tilavet etme, namaz, zikir ve itikaf. Devamında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, şimdi insanların ekserisi itidal üzere olmazlar. Yani sırat-ı müstakim üzere olmazlar. İnsanlar ya ifrattadırlar ya da tefrittedirler. Yani insanlar Allah'ın diniyle alakalı ya aşırı giderler ya da geride dururlar. Yani insanların çok azı sırat-ı müstakim tuttururlar. Genel anlamda insanlar ya nerededirler? Ya ifrattadırlar ya da tefrittedirler. İfrat dediğimiz şey nedir? Dinde aşırı gitmek. Allah'ın emretmiş olduğu, Resulullah'ın koymuş olduğu sınırları aşmak. Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle. Peki dinde tefrit nedir? Geri durma, hiçbir şey yapmama. Kendisini cennetliklerde sayma. Sanki kurtulmuş olan kimse olarak değerlendirme. Bunların ikisi de nedir? Bunların ikisi de yanılgıdır. وَكَانَ يَخُسُ رَمَزَانَ مُؤْمِنَ الْعِبَادَةِ O Ramazan'a has ibadetler yapardı. بِمَا لَا يَخُسُ غَيْرَ بِهِ مِنَ الشُّهُورِ Diğer aylara nispeten. Hatta ta ki o اِنَّهُ كَانَ لَيُوَاسِلَا ف۪يهِ O aynı zamanda Ramazan'da visal yapardı. Ne demek visal? Visal orucu deniliyor. Mutlaka duyanlarınız vardır. Visal orucu şudur. Yani iftar etmeden ard arda oruç tutmak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu yapmıştır. Peki bu Resulullah'a has olan bir durumdur. Bir adam kalksa dese ki ben de visal yapacağım dese bu adam Resulullah'a uymamıştır, ona muhalefet etmiştir. Çünkü niye? Devamlı diyor ki ahyanen çoğu zaman böyle yapardı aynı zamanda başka zamanlarda da. Ve kâne yenha ashabi annil visal. O ashabını ve arkadaşlarını visalde ne yapmıştır? Nehyetmiştir yani yasaklamıştır. Yani arkadaşlarına demiştir ki siz ne yapacaksınız? Visal yapmayacaksınız. Feyekulune lehu inneke tevasil. Onlar da demişlerdi ki ey Allah Resulü sen visal yapıyorsun. Yani sen iftar etmeden ne yapıyorsun? Oruç tutuyorsun demişler. Feyakul Resulü Aleyhisselatü diyor ki Lestu keheyatikum. Ben sizin gibi birisi değilim diyor. İnni ebitu inde Rabbi yut'imunu ve eskin. Ben Rabbim tarafında ne yapıyorum? Yediriliyorum ve içiriliyorum diyor Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Visal orucu vardır ama Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastır. Günümüzde toplumun cahilleri veya tasavvufta diyelim ki Allah'ın dinde haberi olmayan kimseler bazı aşırılıkları vardır. Mesela günümüzde toplum arasında çok yaygın olan bir durum vardır. İşte mübarek 3 aylar. 3 aylar boyunca oruç tutan kimseler var. Böyle bir şey ne Resulullah'ın hayatında vardır aleyhissalatü vesselam, böyle bir şey ne sahabe arasında bilinen bir durumdur, ne onlarda ortalama 2 asır sonra dünyaya gelmiş olan mezhep imamlarından bile böyle bir şey yoktur. Ama ne hikmetse bizim toplumumuzda 3 aylar girdiği zaman daha farklı insanlar bakarlar ve sanki 3 ay boyunca ara vermeden oruç tutmak büyük bir faziletmiş gibi algılanır. Bu fazilet değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muhalefettir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uyma ittiba, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eğer bir insan gerçekten oruç tutmaya çok mütedirse, gücü yetiyorsa ne yapar? Bir gün oruç tutar, Ramazan harici bir gün iftar eder. Buna gücü yetmiyorsa her ayda 3 gün tutar. Yani eyyam-ı beyd, yani beyaz günlerde ve gecelerde, yani ayın 13, 14, 15'i bu günlerde tutar. Daha fazla yerine getirebiliyorsa bir kimse her haftanın pazartesi ve perşembe günlerini ne yapar? Oruç tutar. Resulullah'ın sahabe emretmiş olduğu bunlardır. Bunun dışında evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayında oruç çok tutardı. Ama Ayşe validemiz diyor ki bir kimse Resulullah'ı oruçsuz görmek isteseydi mutlaka görürdü. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oruçlu değildir diye görmek isteseydi görürdü. Bir kimse de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı oruçlu görmek isteseydi yine görürdü. Yani burada Hazreti Ayşe validemizin demiş olduğu esasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim bilmiş olduğumuz düz mantıkla öyle şu zamanlarda sabit oruç tutar diye bir şey yok. Çünkü farz olan durumlar hariç faziletler babında olan yani insanı kemale erdiren durumlarda birilerini bir şeylere teşvik etmek ve ona zorlamak nedir? Bu insanı Allah'ın dinine uzaklaştırmaya götürür. Günümüzde insanlar Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu farzları ve diğer hususları terk ederek, bırakarak, nafile olan, tatavu olan, fazlada olan işler yaparak
Allah'ın rızasını kazanabileceklerini düşünüyorlar. Bu yanılgıdır. Bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefettir. Ve yine Vallahu Azze ve Celle yegiddu Resulü inne hadal vasile biletayfil ma'arif. Rabbil Alemin olan Allah Resulünü kendi katında ne yapardı? Doyururdu. Yani yedirirdi. Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ve yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam zikreden, yani kulluk eden Ramazan'da bunu daha fazla sıran Kıyam-ı Yüneci Mevlahu, o Rabbisine nidada bulunur. Yani nidada bulunur ve münacatta bulunur. Ve yedurru ila Rabbihi yes'eluhul avne ve s-sadede vel fethe ve rüşte. O Rabbisine Celle ve Aleyh ne yapardı? Şunu isterdi. Yardım isterdi. Şimdi yardım istemek, kimle yardımı istendiği zaman ne diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Abbas'a? İdestane feslayın billah. Yardım istediğin zaman Allah'tan yardım iste. İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbisinde yardım isterdi. Daha ne yapardı? Vessedid ve orta yolu. Dediğimiz gibi insanlar ya Allah'ın dini hususunda aşırı giderler, yani tefritten ifrattadırlar, ya da insanlar Allah'ın dini hususunda ne yaparlar? Geri dururlar. Yani ne yaparlar? İnsanlar orta yolu tutamazlar. İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbisine ne yapardı? Sedil. Yani orta yolu. Güzel yolu. Düzgün bir yol. İstikrarlı bir yol isterdi. Rabbimiz, Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Vel feth. Ve Allah'tan fetihler. Yani işte dünyamızla efendime söyleyeyim, hayatımızla, geleceğimizle alakalı Rabbimizin bize ilanda, ihsanda bulması için Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Resulü Aleyhisselatü Vesselam fetih isterdi. Ve rüşte. Ve doğruluk isterdi. Yani rüşte erme. Yakra bisuri tuval. Ve o yetinu rükû'u ve sucûdi. Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı zaman ne yapardı? Namazı uzun tutardı. Yani uzun süreler okurdu. Mesela diyelim ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresini, İbn Mesud anlatıyor. Diyor ki bir gece Resulullah'la beraber namazdaydım diyor. Bakara suresini okudu diyor. Ben dedim ki herhalde şimdi rükûa gider. 2,5 cüz. Bugün imamlık yapan bir adam bile Bakara suresini otursun bir kere de okusun, başı döner bayılır zaten. Yani bırakın namaz kılmada, normal bir şekilde otursun, Bakara suresini okusun bir imam, çok bu işin ehli olan kimseler, yani sadece kıraatta, Kur'an okumada ehli olan kimseler, genel anlamda bizim ülkemizde imamlar, yani Allah'ın kitabının tefsir yönünü, yani onun gayesini, maksadını pek kimse fazla ilgilenmez. Ama diyelim kıraatta tamam, düzgün kıraat yapan, yani okuyan kimseler yok mu? Var. Zaten toplumda istediği bu. Yani güzel sesli bir hafız duydukları zaman mest olurlar. Tam bu doğrudur. Bir yere kadar doğrudur ama. Peki Resulü Aleyhisselatü Vesselam uzun süreler okurdu. Diyor ki İbn-i Mesud, Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bakara suresini okudu, ben dedim ki herhalde rüküye gidecek. Alimler okudu, yok. Nisa'yı okudu, yok. En sonunda diyor aklıma kötü bir şey geldi diyor, dayanamadım. Nedir diyor, ben Resulullah'ı bırakıp kendim oturmayı düşündüm diyor. Mesela hiçbirimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğunu söyleyen, onu takip ettiğini söyleyen bir kimse namazında şunu denedi mi? Bu gece ben evime gideceğim, diyelim ki burada 8 rekat teravih namazını kıldı. Adam diyecek ki ben gideceğim, geri kalanı 2 rekatını ne yapacağım? 1. rekatta Bakara suresini okuyacağım, 2. rekatta Ali İmran suresini okuyacağım. Zaten ortalama 5 saatini alır. Sahura kadar devam etmiş olur. O uzun süreler okurdu. İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbisinin huzurunda o kadar dururdu ki Ayşe validemiz diyor ki onun ayakları şişerdi. Peki derdi ki yani sen gelmiş ve geçmiş günahların bağışlanmış olan kimsesin, niye bunu yapıyorsun? O derdi ki ben Rabbime şükreden bir kul olmayayım diyordu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kul hangi makama gelirse gelsin Rabbisinin rahmetine, yardımına, inayetine, şefkatine, merhametine muhtaçtır. Bazı sufilerin dediği gibi belli işte tabakalar açtıktan sonra sende her şey sakıt olur falan filan makamına çıkarsın. Bu yanılgıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için örnektir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Namazda okuduğu zaman en uzun süreleri okurdu. Özellikle Ramazan'da. Ve yutilu ruku'u ve sucude. Ve onun rukusta secdesi uzun olurdu. Bugün bir adam 2 rekat namazı yarım saate kıldı, kimse görmemiştir. Dedim ya,
İmamlık yapan ahmak 20 rekat namazı artı 13 de yani yatsının ilk sünneti farzı ve son sünneti 10 artı vitri de dahil ediyor. 33 rekat namazı yarım saat bile sürmüyor, bitiriyor. Vallahi bu namaz kılmaktan sen hiç kılmasın dahildir. Ramazan ayı bir diğer isim nedir biliyor musunuz? Şimdi marketler hurma reklamlarını yaparlar, işte tatlılardır, efendim söyleyeyim sütlaçlardır, işte şu yiyecektir, bu faydalı gelir, şu tok tutar. Kardeşim Ramazan ayı sofraları şenlendirme ayı değildir. Ramazan ayı biraz önce zikretmiş olduğumuz itikaf ayıdır, zikir ayıdır, öğüt ayıdır, cömertlik ayıdır, Rabbisinin huzurunda tazarruda bulunma ayıdır, Rabbisini zikretmedir. Bunların hiçbir tanesi yok. Özel Ramazan için özel menüler hazırlanıyor. Açık sofrada adam, tamam mı, falanca liraya, bir de bunu öğrenerek söylüyor adam. Bir tanesi öyle anlatıyordu, yakın bir akrabamız diyor ki, ben diyor haçettim diyor, baktım diyor ya, dedim ki ya ben niye kendime zulmedim? Tuttum diyor, fazla para verdim diyor. İşte 4 kişilik otelde kalacağımı odalarda, 2 kişilik odada kaldım diyor. Keyfime ahmak, bu ahmaktır diyor, haç yapmaya gitmiş. Haç keyif yapma yeri değildir. Bunların hepsi işte dediğimiz gibi Rabbisinin huzurunda onu razı etme, onu memnun etme, kulluğun şuuruna varma, kul olduğunu hatırlamaktır. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın rükusu ve secdesi de uzundu o zamanlarda. Şa'ane nehimledi la yeşbe minel ibadeti. O çoğu zaman da yani ibadet etmek için doymaz. Hani sofrada adam oturuyor. Şimdi adam iftar ediyor. Bin bir türlü şey yiyor, içiyor. Ondan sonra teravihe yakın bir zamanda bir de üzerine çay falan içiyor. Tamam, olduğu yerde eğilip kalıyor. Bir daha da uyuyor adam. Daha da bitti. Bu adam gelse zaten namaza yine yapabileceği bir şey yoktur. Hoca konuşsa uyur ki zaten hocanın kendisine bile faydası yok. E diyelim ki namazı da zaten uykusu gelir, canı sıkılır, morali bozulur. E ne yapsın namaz kılmışsa. Halbuki yani yemenin illeti Rabbisine kulluk etmekten dolayıdır. Yoksa daha güzel yemekleri biz tüketelim anlamında değildir. Cane min kıyamil leyli zaden ve itidaden. O geceyi kıyam etme. Yani gece, bakın namaz değil, kıyam. Şimdi kıyam dediğimiz gibi duadır, yakarıştır, yalvarıştır, zikirdir, tefekkür etmektir. Bir ayet üzerinde düşünmektir. Mesela Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbni Mesud diyor ki Resulullah bir gün bana dedi ki işte ey Abdullah bana Kur'an oku. Diyor ben dedim ki ey Allah Resulü Kur'an sana inmişken ben mi okuyacağım sana? Ben diyor ona okudum diyor. Ve diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şu ayete geldiğim zaman فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِدٍ وَتَكُونَ لَهُمْ شُهَدَاءُ. Biz her ümmete bir şahit getirdiğimiz zaman, sen de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların hali ne olur diye ayete gelince Resulü Aleyhisselatü Vesselam baktım ağladı. Yine Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor. İn tuadim fe ibadim. Sen eğer onlara azap edersen, bu Maide suresinin son ayetleri, İsa Aleyhisselam'ın diliyle söylenmiş olan, sen kullarını azap edecek olursan, eğer sen onlara azap edeceksen, onlar senin kullarındır. Bunu tekrar ediyor diyor. Bunu tekrar ediyor diyor. İn tuadim fe innem ibadim. Eğer sen onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Yani seleften örnekler var. Adam bir ayeti okuyor, düşüp bayılıyor. Adam bir ayeti okuyor, hayatında oluyor. Ama bugün aynı Kur'an bize hiçbir şey söylemiyor. Düşünün ki insanlar günümüzde hangi hatla Kur'an'ı rahat okuyabiliriz? İşte Kur'an okuyan kalemle okuyabilir miyiz, okuyamaz mıyız? Böyle belalar var yani. Bunların hepsi gerçekten beladır yani. Evet. O bunu yapardı. Ve kuvveten ve takaten. Ve o gerçekten de yani kuvveti ve takat nispetinde bunu yapardı. Kâle teâlâ Rabbimiz ya yuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile. Ey örtünen gecenin bir kısmında ne yap? Kalk. Yine başka bir ayette Rabbimiz ve minel leyli fetteheced bihin nafileten leke. Asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmude. Yine sen gecenin bir bölümünde tecehhede yani teheccüd yani içtihat yani namaz kılmak, Rabbinin huzurunda durmak, divana durmak için kalk ve umulur ki Rabbin seni ölmüş olan makama ne yapar? Seni ölmüş olan makama gönderir Rabbimiz Celle ve Aleyh.
Ve yine aleyhissalatü vesselam, buraya kadar toparlamamız gerekirse, Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan'da yapmış olduğu şeylerden bir tanesi, yani birkaç tane durum, Rabbisine yardım istemesi. Çünkü biz kullar Allah'ın yardımına her an muhtacız. Bizler eğer Allah'ın yardımına muhtaç olmasak, her gün Rabbimizde, namazlarımızda, günde 5 vakitte İyyâke nâbudû ve İyyâke nestaîn dememizin bir anlamı olmaz. Yani biz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Yardım Allah'tan isteriz. Kul eğer gerçek mevlası olan Allah'tan yardımı veya bu yardımın farkında değilse, o kadar çok sahte tanrı icat eder ki, o kadar çok sahte putlara yalvarır ki bunun farkında bile olamaz. Her insan eğer Allah'ın ilahlığını farkında değilse, farklı tanrılar, farklı ilahlar icat etmek zorundadır. Ve kâne aleyhissalâtu vesselâm. Yine aleyhissalâtu vesselâm yahusu alâ suhûr. Ve o sahuru ne yapardı? Sahuru gözlerdi, sahura kalkardı. Fekâd sahâ anhu ennehu kâl. Ondan sahih olarak bize gelen hadiste denilmiştir ki fesahharu fe inne fis suhûri bereketin. Sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Şimdi adam diyor ki tamam, bu bir yere kadar doğrudur. Ben diyor işte bakıyorum gece geç uyuyorum, çekirdek kırıyorum. İşte şunu ediyorum veya şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Daha garip olan, daha felaketi olan, günümüzde mesela diyelim ki namaz kılıyor bir adam, çıkıyor işte gidiyor dizi seyrediyor. Bunlar daha felaket olan şeyler veya daha münker olan birçok şeyleri insanlar normalmiş gibi algılıyorlar. İşte adam mesela diyelim ki çıkıyor işte, oturuyor artık, bir de şeytanın en memnun olmuş olduğu şey insanı geceleyin ne yapmasıdır? Oturmasını sağlamasıdır. Ki adam sabah kalkmasın diye. Sabah zaten bir adam kalkmadığı zaman kendisine verilen rızık ve bütün şeyler gider. Ermeniler de Yahudiler de hiçbir zaman için güneş üzerlerine doğmaz. Erkende kalkarlar. Şimdi adam oturur, işte orada ne kadar fuzuli şey varsa uğraşır ve der ki ya zaten sahurada az bir şey kalmış. Bir de namaz kılmayanlar da var aynı zamanda, sadece oruç tutup namaz kılanlar. Ve ülkemizde o kadar garip şeyler var ki, sadece cuma gidip namaz kılmayanlar var, sadece oruç tutup işte namaz kılmayanlar var. Böyle acayip bir topluluk yani. Böyle bir yer dünyanın hiçbir yerinde yok herhalde. Allah'ın doğrusunu bilir yani. Bildiğimiz kadarıyla. Mesela Suriyeliler bizim ülkemize gelmişler. Adamlar 8 rekat namaz kılıyorlar, çıkıp gidiyorlar. Cemaat hepsi onlara bakıyor. Bu adamlar ne yapıyorlar? Deli midir nedirler? Halbuki Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatında var olan bir durum. Dolayısıyla sahurda bereket vardır. Yani sahurun maksadı orada kalkıp yemek bilmem şunu yapmak değildir. Sahura kalkmanın nedenlerinden birisi Resulullah'a uymaktır. Bir tanesi der sahurda bereket vardır diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah bunu diyorsa doğrudur. لِأَنَّ وَقْتَ السُّهُورِ مُبَارِكْ. Niye? Çünkü sahur vakti mübarek bir vakittir. Yani bereketli bir vakittir. اِذَا هُوَ فِي ثَلَاثُ الْآخِرِ مِنَ اللَّيْلِ وَقْتُ النُّزُلِ اِلَٰهِ. Niye? Çünkü gecenin son üçte biri kaldığı zaman, burası da önemli, Allah burada hepimize bu nimeti ihsan etsin. Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah'ın rahmeti iner. Başka bir hadiste Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gecenin üçte biri kaldığı zaman Rabbiniz göğün en yakın semasına iner ve der ki isteyen yok mu ben ona vereyim. Dua eden yok mu duasını kabul edin. Bende ihtiyacı olan yok mu? İhtiyacını arz etsin, ben vereyim. Şimdi günümüzde bizim yaşamış olduğumuz dünyada stres, problem, bunalım, insanlar birbirlerini sevmeleri, geçimsizlik vesaire, işte geçim sıkıntısı, bir sürü şey var. Bunların hepsinin temel nedenleri insanların alemlere kuran Allah'ın dininde uzak olmalarından başka bir şey değildir. İşte niye? Çünkü gecenin son üçte biri kaldığı zaman, o zaman ilahi rahmet iner. Ve vaktul istiğfar. O zaman bir de istiğfar vaktidir. Yani ey Rabbim beni mağfiret et. Peki o zaman istiğfar vakti olduğunu nereden bileceğiz? Kâle Teâlâ, alemlere Rabbi olan Allah diyor ki ayette ve bil esharihim esharhum yestağfirun. Onlar seher vaktinde
istiğfar ederler. Yani ey Rabbimiz bizi bağışla. Bize merhamet et. Bize acı. Sen bizim sahibimizsin. Onlar seher vaktinde istiğfar ederler. Zariyat suresinde ve yine başka bir ayette ve kâle teâlâ ile Rabbimiz vel müstefirne bil eshar. Şimdi ayette diyor ki es-sâdikine vel kânitine vel münfikine vel müstefirne bil eshar. Sadıklar, kanitler yani itaatkarlar, Allah'a itaat eden, Allah'ın emri en üstün tutan, Allah'ın emri söz konusu olduğu zaman dünya batsa hiç umrunda olmayan vel müstefirne bil eshar. Ve onlar seher vaktinde Rablerine istiğfar ederler. Allahu Ekber, Allah. Ve kâne aleyhissalatü vesselam, yine aleyhissalatü vesselam fî mâsaha anhu emran ve fiilen yu'acilul iftira iftar ba'de gurubi şems. Şimdi yine onda bize hem fiili hem de sözü olarak gelen onun iftarda acele etmesidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste diyor ki eski ümmetlerin helak olmalarının sebeplerinden veya sapmalarından sebeplerinden bir tanesi de onlar iftarı geciktirirlerdi. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıkmış. Sahabeden Ebu Zer olması lazım. Diyor ki in sevik hazırla, yani çorba hazırla. Diyor ki ya Resulullah'da vakit çok. İn diyor şey hazırla. Şimdi günümüzde insanların cehaleti dilini ele almış. Sen Resulullah'tan sünnet yani Resulullah'ın hayatına örnek veriyorsun. Adam gidiyor başka bir hocaya soruyor, diyor ki ya olur mu kardeşim diyor, herkes bunu yapıyor, siz delirdiniz mi diyor. Güneş kaybolduğu anda isterse yerin yeryüzünün tamamı aydınlık olsun, iftar vaktidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güneş kaybolduğu anda iftardır. Peki kurabiye tayfası tarihte çıkmıştır. Bunlar yıldızlar ancak görüldüğü zaman iftar ederler. Bu aşırılıktır. Bu sapmaktır. Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu işlerden bir tanesi ise iftarda ne yapmasıydı? İftarda acele etmesiydi. Peki neyle iftar ederdi? Feyuftiru ala ratibi ev temrin ev ma'in. Ya hurma veya su ile. Şimdi biz hurmayı ne yapıyoruz? İçi glukoz şurubu doldurmuş olan özellikle Cezayir hurmaları, bunu da arada bir not babında ilave edin. İşte glukoz şurubu doldurmuş olan Cezayir hurmalarının her tarafta satılıyor. 5 lira, 6 lira, 7 lira vesaire. İnsanlar arıyorlar bunları. Bunlar gerçekten kanser sebebidir. Glukoz direkt kanser sebebidir. Ve bunları önce güzel bir şekilde yiyorlar. Ondan sonra başlıyorlar sırasıyla diğer yemeklere. Dediğimiz gibi Rabbimiz bizlere aynı zamanda yiyecek ve içeceklerde en kalitelisini, en temizini, en halis, arı, duru ve helal olanı yemeye emretmiştir. Yani biz yiyecek ve içeceklerde helal evet, ama en tayyip, temiz olan neyse, en sağlıklısı neyse, en kalitelisi hangisiyse onu yemeye emretmiştir Rabbimiz bize. Bir Müslüman sıradan önüne gelen her şeyi yemesi mümkün değildir. Seçicidir kesinlikle. Piyasa adamı değildir çünkü. Mesela bazen marketlere bakıyorum. Bir ara baktım bir tane işte sarıklı bir adam. Dedim bakayım bu adam ne almış. Poşetlere baktım işte markette çıkıyor. İnanın ki yani markette yoğurt almış mesela. Bakıyorsun piyasada o yoğurt 5 para etmez bir yoğurt. Hani toplum ifadesiyle. Sağlık namına hiçbir şeysi yok. Mesela ekmek almış adam. Nasıl üretildiği hiç belli değil. Bunlar özellikle hassasiyet göstermesi gereken meselelerdir. İster içecek olsun, ister yiyecek olsun. Mümin en temizini, en güzelini ve helalini tüketmek zorundadır. Biliyorsunuz Yahudilerin özel marketleri vardır, koşarlar diye. Ama biz Müslümanlarda böyle bir şey yok. Bizim ülkemizde ancak daha yeni yeni işte helal sertifikalı, içinde neler olduğunu, neler olmadığını yeni yeni insanlar öğreniyorlar. Dindes yani İşte gıda ve ihtiyaç maddelerinin sertifikasını veren firma Almanya'da kurulmuş, bizim ülkemize sonra gelmiş. Hatta günümüzde mesela diyelim ki bazı arkadaşlarımız bize espri babında dokunduruyorlar. Ya diyorlar ki acaba bu yediğimiz ürün falanca marka mıdır diye. Ama böyle biz kimsenin yani babamız da olsa eğer yanlış şey üretiyorsa kusura bakmasın almayız. Ama kim ki düzgün nitelikli şeyler üretiyorsa onu da alırsın. Kimin olursa olsun. Ha
Genel Hanım'dan merhum Hasan Elbenan'ın şöyle bir tavsiyesi var. Der ki, Müslüman bir kuruş parasını bile yabancılara, yani şöyle diyeyim amcamız dille, insanlığın ve insanın düşmanı olan kimselere bir kuruş parasını bile kaptırmaması gerekiyor. Mesela bazı ürünler alıyoruz, diyorlar ki bunlar yerli ve milli. Biz ondan dolayı almıyoruz sadece, yani ben şahsen öyle değil. O ürün belli standartlar var, ona göre üretilmiş, ondan dolayı alıyoruz. Burada ezan-ı Muhammed'e okundu. Noktayı koyalım inşallah. Yarın kaldığımız yerde devam edeceğiz. Evet. İlk vaazımız, yani ilk sohbetimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'da yaptıkları. Yani Resulullah'a uymak. Çünkü bizim için örnek Resulullah'tır Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla biz de ona her durumda uyacağız. Allah bize hem dünyamızda ona uymayı, ahirette de ona ne olmayı, onun şefaatiyle cennete dahil olan kullardan atmış bizleri eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.